Bir tarif vereceğim herkese. Yoğurtlu bakla. Evet, izleyicilerimiz bunu o zaman iyi dinleyin efendim. İsterseniz hatta kalem kağıtları da hazırlayın, not alın. Yoğurtlu bakla nedir? Yoğurtlu bakla. Yani bakliyat olduğu için hepsi zayıflamakla ilgili. Peki. Şimdi burada çeşit çeşit bakliyat görüyorsunuz. Bu kırmızı bakla, fasulye, barbunya, beyaz fasulye, nohut, mercimek. Şu da Türkiye'de henüz bilinmeyen, tanınmayan. Evet hocam, onu benim dikkatimi çekti. Nedir o? Kinoa. Kinoa nedir? Nedir? Kızılderili buğdayı diyebiliriz. Kızılderililerin, bizim nasıl buğdayı tüketiyoruz, onlar da kinoa. Yani bir tüketiyor. Buğday çeşidi o zaman tahıl, diyebiliriz değil mi? Tahıl da değil. Tahıl yani mı? Bu biraz değişik. Yani benzerdi. Yani biraz kaz ayağı otu gibi bir ot yetişir. Onun tohumu. Bu kinoa buğdaydan ve pirinçten daha besleyici bir. Daha fazla vitamin, mineral, enzim içerir. İki, amino asit içerir. Üç, yani daha değerli, daha kaliteli. Güney Amerika'da ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela Mısır'dan daha çok bu tüketilmeye başladı. Bütün dünyada kinoa salgını başladı. Çünkü çok yüksek oranda vitamin, mineral, amino asit içeriyor. Bir, pişirmesi 15 dakika çok kolay pişirilir. İki. Yani bildiğimiz şey gibi mi? Hani sulu her pişiriliyor. Her şeyi. Yoksa... Bunu yapılır. Mantısı, makarnası, böreği, çöreği yapılır. Pastası yapılır. Her şey yapılır. O çok güzel. Şimdi kinoa'nın bir özelliği de şu. Bir, kurak bölgede yetişir. Su şart değil. Yani Türkiye'nin dağlarda, taşlarda yetişir. Rakım en az 1000 olacak. Yani Konya Ovası'ndan Erciyes'in tepesine kadar Karolme, o her yerde yetişir. Yani Türkiye bu bunu yetiştirmek için gayet müsait. Suya gerek yok bir. Gübreye gerek yok iki. Çapalamaya gerek yok üç. Tarlanız var diyelim, meyilli, dağın yamacı, ekebilirsiniz. Hiç fark etmez. Her yerde yetişir. Tarımı kolay. Yetiştirilmesi kolay. Artı isteyen bu kinoa tohumunu Tarım Bakanlığı'ndan temin edebilir. Teşviki de var. İsteyen oradan, tembel çiftçiler için çok ideal. Hem para kazanacak hem ucuz. Zahmetsiz yetişebilir. Zahmetsiz. Evet. Buğdaydan bu 6-7 kat daha pahalı. Çok pahalı. Hem pahalı hem faydalı. Kinoa. Şimdi mesela ne demiştim? Evet, bir yoğurtlu tarif bakla. Vereceğiz. Kuru fasulye fark etmez. Kırmızı veya beyaz. Nohut. Evet. Yanına bamya da katabiliriz. Evet. Mercimek de katabiliriz. Ve buğday. Bir gün önceden ıslatıyoruz. Islatıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi. Bekletiyoruz. Süzdükten sonra haşlanıyor. Haşladıktan sonra bekletiyoruz. Suyunu emsin, şişsin diye. Evet. Sonra tekrar süzüyoruz ve kaynatıyoruz. Pişiriyoruz. Diyelim ki bir tencere hazırladınız. Ne yapıyorsunuz? Buzdolabına koyuyorsunuz. Evet. Canınız acıktığı zaman bir şeyler yemek istediğinizde bir kase çıkarıyorsunuz. Bir miktar yoğurtla karıştırıp yiyorsunuz. Buna yoğurda nane, yarpuz, kekik ilave edilebilir. İsteyenler sarımsaklı yoğurt katarsa daha iyi olur. Kısa sürede şekerin, tansiyonun, kolesterolün, diyabetin ve obezitenin önüne geçmenin en güzel yolu. Hocam hepsinden biraz biraz mı ekleyecek izleyicilerimiz istediği kadar katabilir, problemsiz. Bir gün birinden, bir gün birinden nasıl isterse. Diyelim ki burada ne var? Fasulye, nohut, bamya, mercimek, buğday. Eşit oranda veya içinden birini çıkartıp diğerini veya yeşil mercimeği çıkartıp diğerini istediği gibi var, kendisi ayarlayabilir. Ayarını kendi yapabilir. Yapabilir. Yani zevkine, keyfine göre. Doğaltedavi.net'te bununla ilgili ayrıntılı bilgi var. İsteyenler bakabilir. Şimdi bu bir diyet şekli oluyor o zaman. Bu bir diyet şekli. Bakla ağırlıklı. Bir beslenme ve diyet şekli. Evet. Bunun Gökçek diyet. Bir, çok çiğneyeceksiniz. Her lokmaya en az 30 defa. İki, bakliyat ağırlıklı. Beslendiğinde kişi ayda 5-6 kilo verir.